hadi çocuk. Günaydın. Ay, Yasemin. Günaydın. Günaydın. Gülüz Hanım, siz de kıyafetlerinizi salonda satmaya mı karar verdiniz? Günaydın Yasemin'ciğim. Hala. Bana bundan sonra hala dersen çok sevinirim. Ha, hala, halacığım. Evet. hayır, birlikte bakarız diye yeni modeller getirttim. Ama benim var. Vardır tabii. Ama sen artık bu evin bir tanecik kızısın yani. Çekinme. Lütfen. Ama yapma böyle karıcığım. Burası da bizim evimiz. Öyle çekinmece, gücenmece yok. Olmaz. Hadi git bak. Git, sen seversin böyle şeyleri. Ama... Aa, aması maması yok Yasemin. Hadi itiraz istemiyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Özlemişim şu evimdeki boğaz havasını. Ablacığım, bir tane daha çekelim ya. Şöyle biraz daha in tabağa. Aynen. İçin hep görüyorsun. Süper. Ya siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? İçeride bir ton iş var, müşteriler falan. Ha, burada fotoğraf çekiniyorsunuz ama. Ya kayınço, müşteriler bu fotoğraflara geliyor. Sosyal medyanın gücü, gücü. Şişt. Kıvırcık, biz ne yapıyoruz burada? Çalışıyoruz işte. Bu da bir iş. Abimin doğum günü. Ay. Doğum günüydü, unuttuk ya. Neyi unuttuk kız? Siparişleri. Bir şey yok, siparişleri yok. He. Ya yemin ediyorum şurada herkesin eli işte gözü oynaşta. Bir tane yüz ara ben kaldım. Çalış 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 be. Hadi güzel. Evet, evet. Çay. Geldiler. Canım. Oo. Ne oldu ya, kötü mü? Çok güzel. Ay, Gülriz Hanım öyle ısrar edince ben de aldım. Yani sonuçta insanlar o kadar şey yapıyorlar. Yasemin'cim, halam 40 yılın başı bir elbise aldı sana. Lafını yapıyorsun ama ayıp oluyor. Aman kız! Perşembe pazarında da vardı da almamıştım ben öyle yani. Niye, çok güzel, çok yakışmış ama. He? Ben beğenemedim. Karma! Abla, saçmalama bence. Var ya, yani bu elbise dünyaca ünlü bir markanın en pahalı modeli, delirme ya. Taşıyamamış Ayşo. Ama abla... Bir dakika. Pahalı derken? Yasemin. Olmamış. Yani şimdi madem bu kadar pahalı... Bunun bir albenisi gelgeli olması lazım. Bu kadar pahalı olduğunu biz anlamıyoruz. Bir de yani mahallenin dokusu değil. Yakışmamış mı yani? Ben öyle bir şey mi dedim? Öyle bir şey dedim mi ben? Öyle değil yani. Yeri değil. Yahu yeri zamanı mı olur? Elbise bu. Abartmayın. Aynı işte bizim tişörtler, gömlekler gibi. Bu işten anlamadın. O kadar belli ki Ateş. Şuna bakar mısınız? Sanat eseri ya. Kız biz seni yanlış şey mi okutuyoruz acaba? Hayır. Ya sen onu bunu bırak da. Ayşen ne kadar bu? Ah! Yasemin bak şöyle anlatayım. O kadar pahalı ki biz bunu satsak... Bizim arabadan var ya 3-4 tane alırız. Çok ciddiyim. Hadi be. Ha. Vallahi. Vallahi. 4 tane olmaz ya. Yok canım, siz de abartmayın. Ne sandınız, baksana. Ne var, bir şey yok ki, tavus kuşu gibi elbise. Ya bu kadar pahalı elbise olur mu ya? Hele de İstanbul'da. Kaçırırlar mı Allah be? Aman. Gülriz Hanım da kusura bakmasın artık. Kaçırılma korkusuyla yaşayamam ben. Of, bu ne sıcak ya. Piştim ocağın başında. Şöyle, oh evladım. Şu senin parfümü bir koşup kapıp gelsene bana ya. Tamam. Niye ki? Nasıl niye ki? Ter içerisindeyim Perihan. Müşteriye ter mi kokayım? Tabii canım. Ben kimim ki zaten? Sen bana kok, müşterilere kokma. Şayip oğlum, kalsın. Bırak.
Böyle buram buram ortaya salayım. Müşteriler de elini eteğini çeksin dükkandan. Biz de akşam evde yorgan kemirelim. Bırak yavrum. Yasemin, sen bunları nereden buldun? Ayşe'nin mi yoksa üstündekiler? Ne oldu? Yakıştıramadın mı? Yok, ben yakıştıramadım değil. Sen konuyu çok başka anladın. Benim demek istediğim şey, biz buradan giderken bütün eşyaları topladık. Bunları nereden buldun anlamında. Ya ben giderken bırakmıştım birkaç bir şey de ondan. Yani mahallede öyle mi gezeyim Allah aşkına? Kocacığım, Allah aşkına öyle mi gezeyim ben? Hı? Gezmeyeyim. Bunu evin bir kenarına koyarız. Parasız kalırsak da bozdur bozdur harcarız. Hey be! Ya Yasemin bu ya. Biliyor bak, sen busun kızım. Harbiden sen busun yani. Gerçekten. Kanka yani harbiden kanka. Biz seni sevdik bayağı. Yani sizi sevdik. Beraber ikinizi. Birbirinizin kıymetini bilin ya. Vallahi billahi birbirinizin hamur mu kokuyor be? Eksik olma, geç geç. Yani Yasemin'cim, gece 12'den sonra normale dönen kül kedisi gibi olmuşsun. Yalnız tek fark, seninki öğlen 12'de oldu. Sen bana mı laf atıyorsun? Yok ben, hayır Beren abi, ben laf falan atmadım yani. Hayır, ne olmuş kül kedisi olmuşsa? Deminki kıyafeti de aynı kız giymedi mi? Çirkin mi oldu? Hayır, her şey dış görünüş mü? Kül kedilerinin sevilmeye hakkı yok mu? Ya şimdi şöyle, illaki vardır tabii de ben konuya pek şey yapamadım, vakıf olamadım. Şimdi Ceren amca bir yardım edersen aramız sanki bozulacak gibi. Ateş evladım, boş ver, zorlama kendini. Bu aralar Perihan ablanı hiçbirimiz anlamıyoruz, boş ver. O zaman biz dükkana gidelim. Müthiş fikir. Biz dükkana gidelim. Daha sonra görüşürüz şöyle. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz sonra çok iyi. Aha. Allah'ım, çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Yasemin. Ne olacak şimdi? Ne bileyim ben. Dün ben telefonumu burada unuttum galiba. Görebildiniz mi bir yerlerde? Ben görmedim ama çocuklar gören var mı? Telefon diyor. Çıkalım. Al şunu. Al. Nereye gidiyorsun? Al. Sen de kız al. Hadi. Ay, sürekli arıyorum kapalı. Aa! O telefon sizin miydi ya? Aa, ya. O telefon demek ki kafede şey oldu. Unuttum. Ben sana dedim ama. Evet, dedim sen aldın ben. Sakladın yani. Çalınmasın diye sakladık biz bunu. Buyurun, bu sizinmiş. Buyurun. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Yani telefon önemli değil ama içindekiler çok değerliydi benim için. Farkındayız. Şarjı bitmiş. Doluyor. Durunca bitiyor onlar ya. Biz gidelim. Hayır Celal Bey.